Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mektum kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dönem için arkadaşlar 2. yazılı hazırlık videosu Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. hazırlık için 2. yazılı hazırlık videosu. Daha önceden geçen yıldan da çekmiş olduğumuz yine 2. dönem 1. yazılı hazırlık videoları vardı arkadaşlar. Oynatma listelerinden Din, Kültür ve Ahlak bilgisi arkadaşlar. Arapça, Peygamberimizin hayatı, İngilizce videolarına da ulaşabilirsiniz. Vaktimiz olsa inşallah diğer derslerden de yapmaya çalışırız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah girdiğiniz sınavlardan güzel güzel notlar alırsınız arkadaşlar. Haydi Bismillah, yazılı hazırlık videomuza vakit kaybetmeden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala şeytana ve meleklere Hazreti Adem'e secde edin dediğinde şeytan hariç melekler secde etmişlerdi. Şeytan hangi duygusu sebebiyle secde etmemiştir? Saygılı olduğu için mi? Hayır. Tevazu sahibi olduğu için mi? Tevazu göstermek arkadaşlar. Hoşgörü sahibi olduğu için mi? Hayır. Kibirli olduğu için arkadaşlar. Kibirinden. Yani onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha üstünüm diye kendini üstün gördüğü için. Yani Allah'ın sözüne karşı gelmiştir. Asi olmuştur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in son suresi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas suresi. Kul e'ûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Peki Kur'an'ın ilk suresi de arkadaşlar Fatiha suresidir. İlk suresi. En uzun suresi Bakara suresi arkadaşlar. Alak suresi neydi? İkra bismi rabbikellezî halak. Bu da Kur'an'ın ilk indirilen arkadaşlar ilk 5 ayeti, yani Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk gönderilen ayetlerdir arkadaşlar. Bakara suresi Fatiha'dan sonra başlayan arkadaşlar. Emen Resulü ile biten Elif Lam Mim diye başlıyor orası arkadaşlar. Peki Kur'an'ın en kısa suresi neydi? Kevser suresi. Onu da burada hatırlatmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi dini şükür ifadelerinden birisidir? Subhanallah, Allah'ı tesbih ederim demek arkadaşlar. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Hamdolsun, yani hamd olsun, yani şükür olsun yani arkadaşlar. Bu dini şükür ifadesi. Estağfirullah, yani Allah bağışlasın, yani Allah beni bağışlasın. Yani bu arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline ne denir? Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar kitap haline hattat. Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan kişi arkadaşlar böyle hat sanatıyla yazana hattat denir. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline ise mushaf denir arkadaşlar. Mahya böyle kandillerde, Ramazan'da minarelerin arasında böyle asılan güzel söz, hadis, ayet arkadaşlar. Onlara mahya deniyor. Muhlis de arkadaşlar yani Allah'ın halis kullarına, yani günahlardan kaçınan kullarına muhlis denir arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza. Doğru okunuşu işaretleyiniz. Arkadaşlar ne harfi var? Lam harfi. Harekesi ne? Üstün. Üstün bize ne, nasıl okutuyordu arkadaşlar? Üstün E sesiyle okutuyordu. L. Mim harfi var. E sesiyle M. Sin harfi E sesiyle L mese. Hadi bunu aynı şeyi de şöyle, mesela şöyle olsaydı harekeleri nasıl okurdunuz? Lü mi se. Yani arkadaşlar üstün e a sesi veriyor. İnce harflerde e, esre ı i sesi veriyor. Ötre ise u ü sesi veriyor. Harfleri biliyorsak arkadaşlar bu iş kolay. Harfler başta, ortada, sonunda yazı şekillerine göre kuyruklarını kaybeder arkadaşlar. Ana karakterlerinden dışarıya çıkmazlar. Geldik 5. soru. Doğru okunuşunu işaretleyiniz dedik. Lemese diye okuduk arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilmiş olan harekelerin harfleri hangi seslerle okuttuklarını karşılarına yazınız. Arkadaşlar iki üstün, yani üstün E sesiyle okutuyordu. İki üstün ise N sesiyle okutur. N incelerde N, kalınlarda AN sesiyle okutur. Harfin altına yazılan şu İki esre, yani tenvin arkadaşlar. Buna tenvin diyoruz. Ne diye sorulursa arkadaşlar tenvin. Bu da ın, ın kalın harflerde, ince harflerde in sesiyle okutur. Yani şöyle örnek verelim. Bakın ben bin arkadaşlar, iki üstünde elif alıyor. Onu da unutmayalım. Bin ün. Bu da iki ötre. Bu da un veya ün sesiyle okutur. Kalın harflerde un, ince harflerde ün sesiyle okutur. Bu şekilde arkadaşlar yazdık. Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden birisi değildir? Kaç tane peltek harf vardı? 3 tane. Neydi? S. Peltek. Dilimizi dişlerimizin arasına koyarak çıkarıyoruz.
Dal zel arkadaşlar. Zel harfi peltek. Sonra z harfi peltek. F harfi peltek değil arkadaşlar. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, yani cevabımız C şıkkı söyledik. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Yukarıda anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Tahiyyat mı arkadaşlar? Hayır. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Değil. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik diye başlıyor arkadaşlar. İnna ataynâ kel Kevser. Fesalli rabbike venhar. İnne şâneke velebter. Değil. İhlas. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. De ki o Allah birdir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğmamıştır, doğrulmamıştır. Şimdi Rabbena de arkadaşlar. Rabbena atina fit dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Beni, annem, babam ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Yani arkadaşlar Rabbena duası. Kur'an-ı Kerim harflerinin hakkını vererek doğru ve güzel okumaya ne denir? Hareke. Arkadaşlar Kur'an harflerin üzerine konulan, altına üstüne konulanlara diyoruz. Tilavet. Kur'an okumaya. Mahreç harflerin çıkışı arkadaşlar. Tecvid arkadaşlar. Doğru ve güzel okumaya. Mahreç harflerin çıkış yeri. Tilavet. Kur'an okuma. Hareke harflerin üzerine, altına, üstüne konulan işaretler. Tecvid ise hakkını vererek doğru ve güzel okumaya deniyor arkadaşlar. Geldim. Kur'an'da oğluna verdiği boyutlarla bilinen bilge insan kimdir? Yavrucuğum, namazı kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Arkadaşlar, Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vermiş olduğu öğütlerdir. Cevabımız D şıkkı. Kur'an-ı Kerim'deki geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başından geçen ibret verici olayların anlatıldığı hikayelere ne denir? İbret verici. Arkadaşlar bunlara kıssa diyoruz. Sure ise arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Fatiha, Felak, Nas, Elem Tera Keyfe yani Fil suresi, Kureyş suresi, Bakara suresi. 114 tane sure var arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ilk suresi Fatiha. Daha önceki soruda belirttiğim için yazmıyorum artık. Bir önceki yazılı hazırlık videosunda da buna benzer aynı soru vardı hatta arkadaşlar. İlk suresi Fatiha. Sonrasında arkadaşlar en kısa suresi Kevser. Son suresi Nas suresi. İlk inen de arkadaşlar İkra yani Alak suresinin ilk 5 ayeti. En uzun süresi ise Bakara süresi. Bunları hem daha önceki yazılı hazırlık videomuzda değindik hem de bir önceki sorularda değindiğimiz için arkadaşlar geçiyorum. Kıssa peygamberlerin hayatlarını yani ibret almamız için peygamberlerin ve toplumların hayatları metin değil arkadaşlar hikaye de değil. Cevabımız kıssa. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُّب۪ينٌ Arapça olarak arkadaşlar indirilmiştir. Türkçe değil, İbranice değil, Farsça değil, Arapça arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an'ın Arapça indirilişiyle alakalı ayet-i kerimeler var. Ad kavminin peygamberi kimdir? Hazreti Adem ilk insan, insanların atası. Hazreti İdris değil arkadaşlar. Nuh aleyhisselam biliyorsunuz Nuh tufanı. Yani bir gemi yapıyor. O gemiye inananlar ve bazılar biniyor. Bazı insanlar da gururundan, kibirinden işte sular yükselirse biz dağların tepesine çıkarız. Kurtuluruz ama o su dağları da kaplıyor. Yani bu değil. Hazreti Hud arkadaşlar o da Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Estaizu billah iz gale lehum ehuhum hudun ela tettegun inni lekum rasulun emin fettekullahu ve diyun. Arkadaşlar Ad kavminin peygamberi Hud aleyhisselamdır. 13. soruyu da bu şekilde geçtik. Soru 14'e geldik. Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek için Allah'ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Arkadaşlar Allah'ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olaylara sadece peygamberler gösterir. Mucize denir arkadaşlar. Kıssa peygamberlerin ve toplumların başından geçen hadiselerde.
Sure arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 114 tane vardı. Her bir bölüme sure diyoruz. Bu da arkadaşlar değil. Sihir. Sihir de arkadaşlar büyü anlamında. Bu da değil, cevabımız A şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinin başında besmele yoktur? Kevser suresi dediği İnna ataynakel kevser. Hatırlayalım, başında var mı? Var. Bakara suresi Elif Lam Mim diye Fatiha'dan sonra başlayan var mı? Var arkadaşlar. Besmele. Fatiha suresi hemen Kur'an'ın ilk suresi, var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Tevbe suresinde Beraetun minallahi ve rasulü diye arkadaşlar geçen yerde başında besmele yoktur. Oraya direkt Euzubillahimineşşeytanirracim direkt Beraetun minallahi diye başlıyoruz arkadaşlar. 16. Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Şehadet, şahitlik etmek arkadaşlar. Sübhaneke, seni tesbih ederim. Allahu Ekber, en büyük, yani Allah en büyüktür. Rahmet arkadaşlar, acımak, korumak, affetmek, bağışlamak anlamlarına geliyor. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi met harflerinden biri değildir? Arkadaşlar, met harfleri 3 tane. Elif, Vav ve Y harfleri. Ne işe yarıyor bunlar? Mesela örnek verelim. B, bakın. Elif hareketsiz, kendinden önceki harfin hareketi üstünse bir elif. B. B demiyoruz artık. B demiyoruz. B. B. Bakın, B demiyoruz. B. Y hareketsiz, kendinden önceki harfin hareketi S. B. Uzatıyor yani arkadaşlar bir elif. B. Bü demiyoruz artık. Bü. Buradaki vav'ın görevi uzatma. Dolayısıyla burada met harfi olmayan dal harfi var arkadaşlar. Met harfleri 3 tanedir. Tahiyyat duasının okunuşunu yazınız. Tahiyyat duasının okunuşunu arkadaşlar şöyle nereye yazalım? Şöyle yapalım. Hemen arkadaşlar sınavda şöyle ette hiyatu lillahi lillahi ve salavatu ve tayyibat esselamu. Evet, şurada arkadaşlar şunu büyük yapalım. Esselamu aleyke eyyü henne biyyü ve rahmetullahi ve bera ke tü esselamu esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Arkadaşlar ben bazı yerlerde iki tane E yazmamın sebebi Türkçe'de uzatan harfleri göstermek için. Yani hani Arapça'da uzatan harfler var. Bazı harflerin karşılığı yok. Aslında Türkçe tam ifade edemiyoruz ama ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Evet arkadaşlar, 18. sorumuzu da yapmış olduk. Onu da şöyle koyalım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir dakika. Önce okuyalım arkadaşlar. Bunları sonra şöyle yazalım. Geldik. Aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını karşılarına yazınız. Bakın arkadaşlar, vav harfi harekesine üstün. Burada elifin harekesi yok. Direkt bunlarda uzatmadan buraya geçiyoruz. Vel. Bakın lamın harekesi cezim. Vel. Mimin harekesi üstün. Vel me.
Lamın hareketi üstün ama bir de uzatma işareti var. Bu dört elif uzat demek. Yani bir elif. La değil. Vel mele. Bu da hemze elif. Yani i. Vel meleiketi. Vel meleiketi. Allahu. Allahu. İsmihu. İsmihu. Felehu ecruhu. Felehu ecruhu. Ve edaun ve edaun ve edaun zalemu iz yaravne zalemu iz yaravne ileyhi hedaküm. Bakın he de ye burada okunmuyor artık, uzatma küm hedaküm. Gada emran. Gada emran ve ilahukum ve ilahukum. Hemen yazalım arkadaşlar. Şöyle yazma işlemimizi klavyeyle yapalım. Evet. Vel melaiketu. Vel uzattığında bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar veya şapka koyabilirsiniz sınavda. Hocanıza sorarsınız ya da uzattığını Allahu ismihu ismihu felehu ecrun ecruhu ve edaun. Ben şurayı dindirelim. Ve eda ve edaun ve eda ve edaun. Zalemu iz zale mu iz ye rav ne ileyhi ileyhi edakum eda hüküm gada emran gada gada emran son olarak ve ilah hüküm ve ilah hüküm. Evet arkadaşlar, bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Oynatma listelerinden arkadaşlar diğer yazılı hazırlık videolarına da bakabilirsiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Diğer arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in diğer yazılı hazırlık videolarını veya diğer derslerden de faydalanabilirsiniz. Öğretmeninizin vermiş olduğu notlara, kitaptan değinmiş olduğu noktalara mutlaka arkadaşlar göz önünde bulundurun. Sadece bir yazılı hazırlık videosuna bakıp gitmeyin. İnşallah birkaç tanesine baktığınızda, kitabınıza, defterinize baktığınızda 100 almak arkadaşlar, İnanın sizler için daha kolay olacaktır. İnşallah bütün notlardan 90 ve üzeri, hatta 100 alırsınız arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki yazılı hazırlık videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Tabii ki arkadaşlar ne yapıyoruz? Videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, olumlu olumsuz dönüşleri yapmayı arkadaşlar, video hakkında daha iyi olması açısından ses, görüntü varsa sıkıntılı durumlar, bunları mutlaka arkadaşlar yazın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.